Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, bu videomda da size istikameti anlatmaya çalışacağım. Paletli makinede şu gördüğümüz teker makinemizin istikameti. Yani aslında paletlerimizi gerdirmeye yarayan alet arkadaşlar. Bakın bizim bunun keçesi patlak, bu yüzden bu paletimiz düşük. Arkadaşlar, şu gördüğümüz haznenin içinde büyük bir piston düşünün. Aynı şu kaldırıcı pistonların küçüğünü düşünün arkadaşlar. Piston var. Bu piston için kresle dolu. Arkadaşlar şurada kresörlük var ama şimdi telefonla göstermem pek mümkün olmayacak onu. O kresörlükle kresi bastığımız zaman piston içindeki lif çıkıyor. Şu tekeri arkadaşlar bakınız, bu yataktan bu tekeri ileriye doğru ittiriyor. Tekeri ileri ittirdiği zaman paletimiz gerilmiş oluyor arkadaşlar. Buradan ayarlıyoruz paletimizi. Buradan içeriden de daha göstereyim. Oradan biraz daha net anlaşılır. Şu ayaklar yardımıyla bu paleti ileriye ittiriyor. O pistonun arkasında da arkadaşlar çok büyük bir yay var. Yani insan gücüyle esneyecek bir yay değil. Çok kalın bir yay var. O yay pistonun arkasında tutuyor arkadaşlar. Paletin esnemesini sağlıyor. Yani paletin alnı bir yere değdiği zaman o yay az bir şey esneme yapıyor ki bir yerleri koparmasın, kırmasın. Kres pistona bastığımız kreste mesafeyi ayarlıyor. İstediğimiz oranda paleti gerdirmemize yarıyor arkadaşlar. Şu şeylerini de göstereyim. İstikametlerini de göstereyim. Çok kaba yerde çalışsak da kumurcaklarında falan paletlerin biraz gevşek olması da fayda var arkadaşlar. Niye? Aralarına kumlu olduğu zaman, toprakta olduğu zaman paletlerimizi çok gerdirirler. Çatır çatır saça basan elde de olur. Bakın bu paletimizin gerginliği iyi. Ama şu paletimiz bakın düşük. Görüntüden de anlayacağınız gibi. İstikamette bu işe yarıyor arkadaşlar. Keşke söktüğüm zaman olsaydı detaylı bir şekilde çekerdim ama o zaman çekmeyi akıl edemedik. Neyse, hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.